Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi hemen sizlere kısa bir yayın yapacağım. Eyvallah dostlar, hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, ben ekrana bakıyordum. Paylaşımları yapıyordum. Şimdi bir Instagram'dan paylaşım yapalım. Instagram'daki takipçilerimiz de gelsin. Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kaydımızı ben de hemen linke gireyim. Ekranı kapatacağım çünkü. Şu sesi kapatalım. Tamam. Hemen girelim, şöyle kaydımızı başlatacağız. Dostlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi kaydımızı başlatalım. Şimdi öncelikle ilk sorumuza geçmek istiyorum. Alp Akıncı güncellemelerinde sorun yaşayanlar için tekrar göstermek istiyorum burayı. Bakın şimdi ekranda burada Akıncı indikatörünü görüyorsunuz veya Erel indikatörünü görüyorsunuz. Buradan size şu ünlem işareti yok. Kod bende açık olduğu için kaynak kodunu görebiliyorum. Burada çarpı işaretine tıklıyoruz. Çarpı işaretine tıkladık. Çarpı işaretine tıkladıktan sonra göstergelere giriyoruz. Yalnızca davetle erişim seçeneği var. Yalnızca davetle erişim seçeneğine girdiğimiz zaman burada Akıncı indikatörü geliyor ekrana. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yapmamız gereken bir şey daha var. Bu da şurada kaydetme seçeneği var bakın. İsterseniz CTRL artı S'e tıklayın. Ya da buradan tıklayarak da kullanıma başlayabilirsiniz. Bu şekilde kaydettiğiniz zaman bu artık ekranınız, kayıtlı ekranınız olacak. Çıktığınız zaman tekrar bu ekran gelecek. Başka sorun yaşamazsınız. Parlaklık düzeyini hemen değiştirelim. Sizler daha net görün istiyorum çünkü ekranı. Evet. Şimdi gelelim şimdi sorularınıza. Yeni versiyon evet çok çok efsane oldu. Çünkü özellikle üzerinde çalışmamız gereken çok şey vardı. Buradaki seçenekleri biraz daha düşürdüm.
bu seçenekleri düşürdük, biraz daha rahat olsun istedim. Bir de şöyle bir şey yaptım. Yengeç formasyonu mesela, burada amblemleri falan ekledim. Biraz daha görselle hitap edebilmek adına. Onun dışında özellikle yarasa formasyonunda ve diğer formasyonlarda kendi özel seviyelerimi, yani normal standart seviyeleri değil de kendi özel seviyelerimi de ekleyerek yarasa formasyonunun alternatif versiyonlarını da eklemiş oldum. Bu da hem standart yarasa formasyonlarının yanında hem de alternatif yarasa formasyonlarını da görmemize yardımcı oluyor. Onun dışında krab formasyonu, biliyorsunuz yengeç formasyonu da çok özel bir formasyondur. Bu formasyonların yanında, bakın bu formasyonların yanında özellikle al satlar yaparken işimize en çok yarayacak olan seviyeleri ben ekledim. Mesela bakın burada direnç bölgesi olarak bize hedef bölgesi olarak verdiği hedef bölgesi geliyor. Daha sonra da bu seviyeler bizim için destek noktası olarak çalışıyor. Ondan sonra tepede sat seviyeleri güncellerinde. Onun dışında ayarlarda göstermek istediğim birkaç tane şey daha var. Sapma ayarlarını ben otomatik ayarladım. Onun dışında şöyle hemen göstermek istiyorum. Burada özellikle harmonik formasyon trendini biraz daha kullanacağım. Daha da adaptif bir hale geldi. Onun dışında da şöyle bir düzenleme yapacağım. Özellikle biliyorsunuz son versiyonda ben paylaşım yaptım ama bazı hatalar oldu. O hataları giderdiğim şu an bir çalışmam var. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyorum. Orada ne gibi bir avantajımız olacak? Bu grafiği açtığınız zaman bütün versiyonları burada görebileceksiniz. Yani bütün formasyonları burada aktif bir şekilde görebileceksiniz. Sadece kısa periyotta değil, büyük ölçekteki, şöyle büyük ölçekteki formasyonları da görebileceğiniz bir sistem üzerine çalışıyoruz. O da şöyle bir şey oluyor. Daha büyük periyotlar. Onların üzerinde çalışıyorum. Onu iyi bir hale getirmeye çalışıyorum. Onun dışında buraya ekleyeceğim çok daha güzel şeyler var. Yeni özellikler var. Onlar üzerinde çalışıyorum. Yani gelişmeye devam ediyoruz. Daha da güzel yerlere geleceğiz. Şimdi sorularınızı kısaca alayım. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Sorularınızı kısaca alayım ve sorularınızı alarak yayına devam edelim. Şöyle bakalım. Paneli aç diyor. Panele geçelim. Bakalım kaç kişi izliyor bizi. Ekranı göremiyorum ben çünkü oradan. Ya formasyonlar normal şeylerden çok çok farklı. Yani normal alışagelmiş işte grafik seviyelerinden çok çok daha farklı. Nedenini soracak olursanız bunlar özellikle piyasayı yönlendiren robotların çalışma sistemlerini baz aldığı için, yani şöyle söyleyeyim, ben size matematikte yanılma payı çok çok azdır. Hatta sıfıra yakındır diyebilirim. Kripto para ya da hisse senedi sorularınızı sorabilirsiniz. Siz sorularınızı sorarken de ben kısaca piyasayla alakalı bilgi vermeye başlayayım. Biliyorsunuz BIST 100 endeksi ile alakalı biz bir grafik analizi paylaşmıştık sizlere. Grafik analizimiz noktasına virgülüne kadar çalışıyor. En son işaretlemiş olduğumuz seviyeye kadar. 1421'in üzerinde biz bugün kapanışımızı gerçekleştirdik. Bu kapanışla beraber, ki buradaki büyük formasyonda görüyorsunuz, düşüşün başladığı seviye, en dip seviyeden sonra düzeltmelerden sonra da yükselişler gelecek. Mesela bakın şöyle çok güzel bir trendimiz var. Bu trendimiz gerçekleştikten sonra daha da üst rakamlara biz gideceğiz. Buraya bir bakalım. Peki endeks bizi nereye kadar taşıyacak? Endekste şu an için çok kısa bir
trend seviyemiz var. Trend seviyemiz hemen 1450 seviyesi. 1450 seviyesi kırıldıktan sonra göreceğimiz rakam 1557 seviyesi. Bir bakalım, şurayı bir kapatalım. Daha önce bu tarz formasyonlar ne kadarlık bir doğrulukla çalışmış? Mesela şöyle baktığımız zaman burada bir kelebek formasyonu oluşmuş. Trendi nereden baz almış? Şu an göremiyoruz. Harmonik formasyon trendini açalım. 1-2. Bu alternatif bir kelebek formasyonu. Birinci hedef 2 ve 3'ü görmüş. Sonra düşüş gerçekleşmiş. Düşüşler gerçekleşmiş. 1-2-3-4. Son hedefte zaten 1600 seviyeleri görünüyor. Sonra düşüş seviyelerine bir bakalım. Düşüş seviyeleri nasıl gerçekleşmiş? Olur. Ekranı bir en altta alayım ben. Bir saniye. Ya bu tarz uyarıları yapın. Çünkü ben sizinle görüp görmediğinizi kestiremediğim için. Şöyle aşağı alalım. Burası iyi herhalde böyle. Bir bakalım. Tamam. Evet, ekran geldi. Şimdi sizlere başlarken aktardığım şeyi tekrar anlatmak istiyorum. Şimdi dostlar, bir indikatör güncellendiğinde ne yapmanız gerekiyor? Tamam, ona bakacağım. Tüpraşa bakacağım şimdi. Burada ne gibi bir şey yapmanız gerekiyor? Şu an ekranınızda Akıncı indikatörü var. Bakın, Akıncı indikatörü aktif. Buna bir güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmek istiyoruz. Ya da güncelleme geldiğini biliyoruz. Güncellemeyi aktif etmek istiyoruz. Şu an baktıysanız bakın, şurada ekranım aktif değil. Yani kayıtlı bir ekran değil. Benim burada yapmış olduğum hiçbir değişiklik kaydedilmeyecek. Burayı kapatıyorum. Göstergelere tıklıyorum. Yalnızca davetli erişim seçeneğine giriyorum. Burada Akıncı indikatörünü seçiyorum. Akıncı indikatörünü seçtikten sonra, bakın, Akıncı indikatörünü seçtikten sonraki zaten otomatikman ekranı tarıyor. Herhangi bir şey varsa, ki ben büyük ölçekte bakıyorum şu an için. Bakıyorum şu an, ekrana geldi. Sonra kayıt seçeneğine tıklıyorum. Bu ekran kaydedildi. Yani ben tabletten, bilgisayardan ya da herhangi bir cihazdan tekrar bu ekranı açtığımda buradaki seviyeleri göreceğim. Bir de seviyeleri ben biraz daha çoğalttım. Hedef seviyelerini çoğalttım. Bunun sebebini söyleyeyim ben size. Neden hedefler çoğaldı? Hedef seviyelerin çoğalmasının sebebi şu. 1, 2, 3, evet, geliyor. 4. ve 5. hedefler eklendi. 4. hedefler eklendi, pardon. 4. hedefin anlamı şu. Buradaki gerçekleşecek bir yükselişte daha sonra direnç bölgesi anlamına gelen rakamları görmemiz. Yani burada bakın, buraya bir deyip yükseliş kaydettikten sonra bakın direnç bölgesi olarak burayı kaydetmiş. Burada bir formasyon oluşmasa bile biz burada kar satışımızı yapabilelim diye. Ne sormuş? Ali Yıldız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Gezgin, hoş geldin hocam. Ulgün mü? Ona benzer bir isim var hocam, okuyamadım ismini. Sen de hoş geldin. Ali Yıldız. Alp hocam, Tukaş'ta çok uzun zamandır bir miktar param esir kaldı. İncelerseniz sevinirim. Tukaş'a bakalım. Tukaş için son hedefler gelmişti. Ben Tukaş'a en son bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam da. Tukaş'taki maliyetin nedir? Oo.
oranı ne kadarmış? Yani %10'un altında kalıyor fark. Dostlar kusura bakmayın, 2-3 gündür hiç uyumadım. O yüzden biraz uykuluyum. Tukaş'ta herhangi bir sapma bir şey yok. Tukaş'ta beklediğimiz rakamlar mevcut. Tukaş'ta grafiğim vardı, o yüzden dolar grafiğini açtım. Tukaş için alım yapılacak seviyeler 72 sent civarı. 72 sente geldikten sonra alım yapılabilir buradan. Onun dışında bir bakayım burada ne var. Herhalde ne diyor. Kendin bir haftalık fazla bakalım. Şu an için 72 sentin üstü bir sorun yok gibi görünüyor. Şöyle şuraya gelmesi gerekiyor. Evet. 72 sentin üzerinde bir sorun yok görünüyor. Yani şu anda bir yükseliş trendini başlatabilir. Ki zaten baktıysanız şuraya bakın. Şurada çok güzel direnç bölgesi çalışmış. Kanal direncini çok güzel çalıştırmış. Lakin biraz daha geri gelmesi gerekiyor. Kaç sent civarı? Yaklaşık 6-7 sent civarı bir geri çekme yapması gerekiyor. Bu seviyeleri gördükten sonra trend yukarı yönlü dönecektir diye bekliyorum. Bir de şöyle bir burada yok. Çünkü şurada bir şey gözüne çarptı. Onu görecek miyiz diye ben bakmak istedim. Şu an baktığımız zaman ilk hedef noktası olan 82'ye gelmiş. Biraz da sapmış. Üste doğru gitmiş. 76 şu an destek noktası. Direnç bir sonraki hedef noktası da 86 sent. Yani artık yükseliş başlayabilir bunda diyebilirim rahatlıkla. Köpek balığı formasyonu. Şimdi akıllı yatırımcı hocam, bugün sana şeyi yükledik zaten. Senin için aktif hale getirdik Akıncı'yı. İyi günlerde kullan. Hidayet İlkbahar İhlas sormuş. İhlas, sana direkt seviyeleri söyleyeyim hocam. 60 kuruşun üzerinde yükseliş trendi mevcut. 60 kuruşun üzerinde yükselişe geçecek. Güzel noktalara gelecek ama dikkat edilmesi gereken bir hisse. Özellikle kısa periyotlarda yatırımcısını tedirgin edebiliyor. Bunda dikkatli olmakta yarar var diyelim. Burada ne var başka? Erkan Bars herhalde söylemiş. Bir saniye. Penguin'da ona bakalım. Penguin'da uzun zamandır benim takip ettiğim bir hisseydi. Alım fiyatlarımızı da sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an kısa periyottaki şöyle şu düzeltmesi, biz biraz daha geç bekliyorduk. Yani şurada biraz düzeltmesini işte yaptı. Bir miktar daha geri çekilme yapmak isteyebilir. Hisse için şöyle söyleyeyim ben size. 3.15'in üzerinde güzel noktalara gelecek. Şöyle Penguin Gıda'yı paylaştığım fiyatları size göstermek istiyorum. Paylaştığım tarihleri de göstermek istiyorum. Az önce hani ekranı kaydetmiştik ya, bakın direkt otomatik o ekran geldi. Profile bakalım. Profili sizler de açıp inceleyebilirsiniz. Profiller ne nereye gelmiş, ne kadar düşüş yaşamış, onları inceleyebilirsiniz. Grafikler nasıl çalışmış, onları görebilirsiniz. Mesela İhlas Gayrimenkul grafiği burada mevcut. Ondan sonra Anacam'ın grafiği burada mevcut. Onu inceleyebilirsiniz. Penguin Gıda'nın paylaşıldığı ilk fiyat Kasım 2019. Kademe kademe bu şekilde paylaşıldı ki burada bölümle fiyatı aktif değildir.
bölünme fiyatı geldikten sonra, bölünme fiyatı geldikten sonraki zaten buraya eklediğiniz zaman kademe kademe bütün yükseliş hedeflerinin geldiğini görebilirsiniz. Bölünme sonrasında tekrar aynı fiyatların çalıştığını burada rahatlıkla görebilirsiniz. 2.11. Yani bölünme formasyonları bozmuyor. Bakın tekrar buraya geliyor. Sonrasında 3 liraya geliyor. Yükseliş yapıyor 7.50'ye kadar ki bölünmeyi siz kattığınız zaman burası ortalama 10 liranın çok çok üstünü görüyor. Grafik analizini bu şekilde yaptığınızda her zaman doğru sonuçlar elde edersiniz dostlar. Neymiş? 11.49. Çok üst rakamdan almıştım. Bu arada bugün ben bir mikrofon aldım. Mikrofon işe yarıyor mu? Ses daha iyi geliyor mu? Ses ben hiç videoları izlememiştim. Geçen bir videoya girdim. Ses hiç hoşuma gitmedi. Laptopun sesi yeterli gelmedi bana. Gittim bir mikrofon aldım. Mikrofonun gelmesini bekliyordum. Ondan dolayı biraz beklettim. Akıllı yatırımcı sormuş. Metur. Bu Metro'nun ilk alım tarihi. Orada bir formasyon vardı. Kaldırdık. Çünkü grafikte şeyler oldu. Değişiklikler oldu. Metro bundan sonra ne yapacak? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ona bakmak istiyorum hemen. Burada bir ikili tepe formasyonu var. Kırmış. Aşağı olması gereken rakama gelmiş. İkili tepe nasıl çalışmış onu size göstermek istiyorum. Sizler içinde bir tecrübe olsun. Bu tarz basit formasyonları sizler kendiniz de araştırma yaparak öğrenebilirsiniz. Grafik analizi çünkü bu işin gerçekten çok önemli bir noktasını temsil ediyor. Biz hani boyun kısmını tam almadık. Burada 3.70'e kadar bir geri çekilme yapması gerektiğini gösteriyor bize grafik. Ki daha önceki direnç bölgesi olan rakamları da geçememiş burada 8.06'yı. Ondan sonra düşüş başlamış. Bunda ne yapılması gerekiyor? Bir dolar bazlı bakmak istiyorum. Bunda niye böyle bir şey var? Burada bir ABCD formasyonu oluşmuş. Sonrasında yükseliş başlamış. Orada dikkat etmekte fayda var dostlar. Şu an için çünkü gerçekten 4.40'ın altı sıkıntılı duruyor. Hidayet Barut cevaplamıştık. İhlas Gayrimenkul için grafikte uzun vadede bir değişiklik yok. Yani kısa vadede ise şöyle göstermek istiyorum. Şu an için olması gereken rakamlara kadar düşüş yaptı. Son düşebileceği rakam 89 ve 83 kuruş seviyeleri. Buraya dikkat etmekte yarar var. 1 liranın üstünde kalması gerekiyor. Ha, peki bunda hani her şey çok mu olumsuz? Hayır. Uzun vadede baktığımızda olumlu olan noktaları da var tabii. Ama şu an için trendi 1 liranın üstünde kalması gerektiğini bizlere söylüyor. Yani formasyon hedefleri ortalama 90 kuruşa dikkat etmemiz gerektiğini çok net bir şekilde gösteriyor bize. Ama uzun vadede iş yapar. 44 Gezgin sormuş. İzmir Demir Çeliği sormuş. İzmir Demir Çelik şu an güzel bir seviyede. Onu biz geçen neye bakmıştık? Şunu bir şey yapalım.
Bakalım şöyle. Burada bir alternatif var. %2.77'nin üzerinde kalırsa burada bir yükseliş görebiliriz ama ben buna bir de dolar bazlı bakmak istiyorum. Çünkü grafiğinde hoşuma gitmeyen bir şey var. Oradaki makas benim hoşuma gitmedi. Ondan dolayı bakmak istedim. Evet, şu an için şöyle bir bakalım. Evet, olması gereken rakamları karşılıyor. Burada şu an için şöyle bir durum söz konusu. Kırması gereken rakam 30 şey pardon üzerinde durması gereken rakam 33 sent civarı. Yaşar 1980 sormuş. Arsan Alp hocam. Hocam bu hissede biraz dikkatli olmakta yarar var şahsen. Çünkü şurada bir trend var. Şu seviyede olması lazım. Evet. Bak şurada. 4.29 seviyesi. 4.29 seviyesinin altına düşmemesi gerekiyor. Burada bir trade drive şeyi görebiliriz. Burada 4.25'in üzerinde kalması gerekiyor. Seri sormuş. BTT grafiğine bakabilir misiniz? Geri çekilme yapar mı? Şahsen BTT grafiğinde bir değişiklik yok. Hedefine doğru ilerliyor. Burada hedefini biz daha önce işaretlemiştik. Alım noktamız da belli. Yani şöyle bir durum söz konusu. Burada burayı hani çift sıfırı söylemeyeceğim. 34 sent civarına baktığımız zaman bir miktar altında stop koymakta yarar var. Bu da zaten 30 sent civarına tekabül ediyor. Onun dışında bir sorun yok. Hidayet İlkbahar sormuştu. Şey, teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Gezgin söylemişti. Biz baktık. Yakup Mert söylemişti. Hocam format bakabilir miyiz? Format. Biz buna geçen bakmıştık. Ama videoyu kaydetmemiştik. Format tek emir şeyinden çıktı mı? Bilgin var mı hocam? Format tek emir olayından çıktıysa 1.24 üzerinde yükseliş trendi başlayabilir. Dikkatli olmak için de mutlaka 1.15'e stop koymakta yarar var.
Ali Yıldız söylemiş. Alp hocam, sizin şimdiki Akıncı ayarınız nasıl, mahsur yoksa paylaşır mısınız? Ben zaten videonun başında paylaşmıştım ama yine göstereyim. Burada trend adımını ben neden ekledim? Trend adımı özellikle tepe dip seviyelerindeki hisse senetlerinde bazen değişiklik olabiliyor. Ya da forex piyasalarında işlem yaptığınız zaman küçük sapmalar olabiliyor. Bunun mümkün mertebe sıfırın altında 0,1, 0,2, maksimum 0,3 civarında yapın. Yüzdelik değişimde bir sapma payı da 20 olarak ayarladım. Burada şu şekilde açtığınız zaman bakın daha net görüyorsunuz. Fark ettiyseniz ben sabahtan beri bütün periyotlarda baktım. Herhangi bir değişiklik yapmadan bütün periyotlarda gösterdi kendini. Burada harmonik formasyon trendini açtığımız zaman bakalım ne göreceğiz. Nasıl bir ayar yapmışız. Burada dikkat edeceğimiz şey şu, bakın. Mesela alternatif bir yarasa formasyonu oluşmuş burada. Birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef ve son olarak dördüncü hedefe geldikten sonra düzeltmesini yapmış. Yani biz ayarları kusursuz bir şekilde yaptığımız zaman kusursuz birer formasyon elde ediyoruz. Yani siz şuradaki şeye bakmayın. Hani bazen böyle çarpık oluşumlar meydana gelebiliyor. Bunun sebebi de şu. Bakın trend bu. 1, 2, 3, 4. Yani buradaki formasyona bakarak alternatif bir butterfly formasyon oluşturmuş. Yani burada bazen böyle çarpık işaretler olabiliyor. Ona çok fazla takılmamak gerekiyor. Mesela guard layer almış 1, 2, 3, 4. Giriş seviyesi 1, 2, 3 ve son olarak da 3. hedef gördükten sonra yükselişe başlamış. Yani ayarları siz güzel yaptığınız zaman herhangi bir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Tepe ve dip noktaları birbirine uysun yeterli. Geri kalan bütün formasyonları siz burada rahatlıkla görebilirsiniz. Bu arada son güncellemeye ben şunları da yapacağım. Özellikle açıklama kısmını çok ciddi bir şekilde uğraşarak hazırlayacağım. Açıklama kısmında neler olacak? Formasyonlar ne işe yarar? Nasıl olur? İşte Akıncı'nın bir görsel PFT dosyasını hazırlayacağım. PFT dosyasında inşallah hani böyle belki kısa vadede yapamam ama PFT dosyasında bütün açıklamaları, işte nerede nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl ayarlar yapmamız gerektiğini, bu ayarlarda ne gibi tepkiler oluşması gerektiğini hepsini birer birer göstereceğim inşallah sizlere. Eymen Ela sormuş. İş gayrimenkul yatırım ortaklığını sormuş. İş gayrimenkulde şu an kısa bir düşüş trendi görünüyor. 4 saatlikte ama şöyle bir büyük ölçekte ben bakmak istiyorum. Çünkü burada bir şey vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam olması gerekiyor burada. Ne varmış burada? Bakalım bir. Yani piyasada o kadar çok hisse var ki artık bir noktadan sonra kaçırıyoruz. Bir noktadan sonra hani artık bazı şeyleri unutabiliyoruz. O yüzden ben bilmiş olmama rağmen ya da biliyor olmama rağmen tekrar tekrar bakmakta fayda görüyorum. Şu an bir direnç bölgesi belirlemiştik daha önce. Bu direnç bölgesinin üzerinde kalması gerekiyor. Bunun üzerinde kaldığı zaman da yukarıda hedefleri görecektir. Hocam iş GS'ye uyum mu? Sen GSO deyince ben gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak okudum. Burada ne var? Niye böyle bir şey yapmışız? Şu mesele. Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Burası kurtarıyorsa nereye gelebilir? Bir şöyle bakmak istiyorum.
Şu an Akıncı'ya baktığımız zaman bize şunu söylüyor. Burada özellikle dip seviyesinin 1,01 dolar seviyesinde olduğunu söylüyor. Zaten direnç bölgesi daha önce bizlere verdiği seviye. Şöyle bir direnç bölgesi vermiş bizlere. 1,45 kırıldıktan sonra trendi yaklaşık ortalama 2 dolara kadar bir yükseliş yapabilir. Sago. İnşallah hocam sağ ol yazmıştın. Yoksa fanatik bir Sagopa Kajmer fanatiği olarak düşüneceğim seni. Ne sormuş? Faruk Sencan sormuş. Galatasaray hocam rica etsek son durum. Bakalım. Galatasaray'da biz her şeyi gördük. Bir şunu göremedik. Şu 3,85'in üzerinde bir kalıcılık göremedik. Beni en çok gerçekten sıkan şey bu. Çünkü gitmesi gereken çok güzel noktalar var. Ama şu 2020'den önce oluşan formasyon bizi çok uzun zamandır bekletiyor. Yani şu formasyonun bitmesi gerekiyor. Bu da 2,79 civarını gösteriyor bize ama Galatasaray'da bir de şöyle bir durum söz konusu. Yani bunu ben yönlendirme yapmak için söylemiyorum ki. Yani bunu yönlendirme olarak algılamayın. Burada çok önemli bir direnç bölgesi var. 4,25 seviyesinin kırılması gerekiyor. Yani 4,25 şu bölgeye bakın. Şu bölge var ya, şu bölge. 4,25-4,77 bandı var burada. Bu bandın üzerinde Galatasaray'a bambaşka bir dünya söz konusu. 4,25, evet 4,70 mi 4,65 seviyesi. Şu bant aralığı. Bakın şu bant aralığını biz kırdığımız zaman başka bir dünyaya geçiyoruz. Ama Galatasaray her ne hikmetse bu banda değmeden düşüşe başlıyor. 4,22-25 bandına değmeden düşüşe başlıyor. Değse bile çok üstünde durmadan tekrar düşüş yaşıyor. Burayı kırdıktan sonra yeni şeyler konuşabileceğiz burada. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aydem açılış seviyesine çıkar mı hocam? Sormuş. Dere Ati. Doktordur büyük ihtimalle. Ya dostlar şöyle söyleyeyim ben size. Aydem Enerji ya da buna benzer bütün yeni açılmış ya da yeni piyasaya gelmiş hisse senetlerinde şöyle bir durum söz konusu. İlki geçmiş verileri belli bir seviyede kaldığı için çok uzun soluklu bir yatırım stratejisi belirleyemiyoruz. Ama siz bunu geleneksel stratejilere bakarak belirleyemediğiniz için burada bir sorun yaşıyoruz. Ama biz bunu yüzdesel olarak hesapladığımız zaman nasıl bir şey yaşanacak? Bunu rahatlıkla görebiliriz. Burada ne varmış? Ne gibi bir şey yaşanacak? Yani olması gereken seviyelere baktığımız zaman buna belki çok fazla uymayabilir. Bu kötü bir şey değil. Yani şuradaki düşüş seviyesini lütfen göz ardı edin. Yani buradaki düşüş seviyesi çok az da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 8 liranın üstüne biraz attıktan sonra bu seviye belki biraz daha düşük düzeltme olarak görülebilir. Ama bu düzeltme seviyesi ne kadar derin olursa bizim için yükselişteki hedefler o kadar yüksek olacak. Tahminim buna yakın. Yani en fazla şöyle bir şey yaşanır. Yani en fazla şuna benzer bir şey yaşanır. Şuna benzer bir şey yaşanır. Ama iki aşağı üç yukarı yine bu tarz bir şey olur. Burada da böyle bir düzeltme seviyesi yaşarız diye ben düşünüyorum.
Kardemir. D'ye bakacağım. Kardemir'le alakalı ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu hisse senedini benim paylaştığım fiyatı size göstermek istiyorum. Paylaştığım fiyatı göstermek istiyorum. Bu rakamdan paylaşmış olmama rağmen ki burada zaten paylaşımı mevcut olması lazım. Mesela bakın Şok Market'in paylaşım yeri, Net Holding'in paylaşım yerleri, Akyüf kapandı ama mesela Aselsan'ın paylaşım fiyatları, Arçelik, başka burada Kardemir vardı, olması gerekiyor. Ben iyi hatırlıyorum. Kardemir bakın şurada. Kardemir'in paylaşım fiyatı, ondan sonra düzeltme rakamları da geldi. Biraz daha bu seviyeler düştü ama Kardemir, burayı geçmişiz. İlk paylaşılan rakamlar, altına sarkmaları vesaire. En son zaten şurada bir formasyon oluşturdu. Orada küçük bir sapma yaptı. Bakın bu az önceki grafiğin başladığı noktalar. Orada bir sapma yaptı ama yine istediğimiz rakamlara gelip düzeltmeleri yapıp daha da üst rakamlara gitti ki bu da son hedef noktamızdı. Bu da zaten hedef üstü kar anlamına gelen yükseliş trendi. Bundan sonra ne yapacak sorusuna gelelim bir de. Şöyle bir bakalım. Bundan sonra bir miktar geri çekme burada bekleyebiliriz. Bir miktar geri çekilme derken ne kadar bir geri çekilme? Özellikle 7.80'in altına düşerse hızlı bir düşüş görülebilir. Şurada ne var? Burada yok bir şey. Kısa periyoduna bakalım bir de. Burada belki bir şey görürüz. Burada birinci düşüş hedefleri de görülmemiş. Ama burada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Az önce fiyat farkı vardı. Şimdi daha net oldu. Yükseliş hedefleri görülmüş. Burada dediğim gibi dostlar, şurada 7.90'ın altında dikkatli olmakta yarar var. Elif Yalçın sormuş. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? İyiyim çok şükür. Hamdolsun. Şu an sesi yükseltmek tabii ki mümkün. Sorun değil. Yükseltiriz. Ben zaten çok uykuluyum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Başka bir hobiye başladık. Aranızda balık tutmayı seven var mı bilmiyorum. Balık tutmaya başladık. Gerçekten çok keyifli. Hele ki böyle ilk attığımızda balıkları yakalayınca çok güzel oldu. Ama gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu olayı anlatmak